Geçmişten günümüze programından herkese merhaba. Bugün tarihin en eski tartışma konularından bir tanesi, felsefenin tarihin bilimin ana problemlerinden bir tanesini ahlak konusunu ele alacağız. Biraz felsefi, biraz e, İslami açıdan aslında konuşacağız bu konuyu. Din e, ve ahlak ilişkisine bakacağız. Ahlaki değerlerden bahsedeceğiz. Kiminle? Ankara Üniversitesi Lahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Onat hocamla birlikte. Ben daha fazla az sözü uzatmadan hocama dönmek istiyorum. Merhaba hocam, nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Merhaba. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Toplumu ilgilendiren, aslında bireyi ilgilendiren bir konu. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Sürekli herkes günümüzde ahlaksızlıktan bahsediyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya da ahlaksızlığın hep arttığını, eskiden daha az ahlaksızlık olduğunu söyler gibi bir eğilim hep dikkat çekiyor aslında çok ilginç. Ben Sokrat'ı okurken de onun yeni nesillerin daha çok ahlaksızlaştığı gibi şikayetlerine rastlamıştım. 2000 sene öncesinden bugüne gelen süreçlerde her nesil daha sonraki nesillerin ahlaken daha düşük olduğu gibi ilginç bir algı içerisinde. Ama günümüzde şöyle bir gerçeklik var. Sosyal medyanın bu kadar öne çıkması e, ahlakla ilgili olumsuzlukların daha görünür olmasını beraberinde getiriyor. Bu da insanların düşünce dünyalarında e, ahlaki çöküşün daha çok yer etmesine, ahlakla ilgili sorunların daha fazla yer bulmasına imkan hazırlıyor. Ama gerçek şudur: tarihsel akış içinde insanın olduğu yerde iyi insanlar da vardır, kötü insanlar da vardır. İnsanın olduğu yerde fevkalade ahlaklı Örnek insanlar da vardır. Fefkalade ahlaksız, gerçekten kötü insanlar da vardır. Bunların oranı değişebilir, sayıları artar, çoğalabilir. Ama insan olmak en temelde kendi varlığının farkında olmak ve insanın kendisine yaraşır davranışlar geliştirmesini sağlamaktır. Bir başka ifadeyle insan olmak insanoğlunun iyiyi, iyi, güzeli, doğruyu gerçekleştirme çabasıdır. Bunu yapabildiğiniz zaman insan olursunuz. Hayvanlarla insanlar arasındaki farklara bakalım. Mesela bazı maymun türleriyle insan arasında biyolojik farklılık yüzde birden daha fazla değildir. Diğer canlılarla pek çok ortak tarafımız var. Bizi farklı kılan ne? İşte bizi farklı kılan aslında ahlaktır. Evet. Bizi farklı kılan nedir? Ahlakın temel unsurları adalettir, merhamettir, cesarettir. Bunların hepsi bakın en temelde hemen karşımıza çıkıyor. Hayvanların e, adaletinden söz edemeyiz çünkü evet. hayvanların varlığı programlar, programlandıkları şekilde var kalmaya yöneliktir. Ama adalet olmazsa insanlıktan söz edemeyiz. Hayvanların merhametinden söz edemeyiz ama merhamet olmazsa insan nesli çoğalmaz. Yani bu annenin fedakarlığı, babanın koruyuculuğu bunları yan yana getirmişte bakın bunların hepsi ahlakla alakalı. O zaman bu arada şunu da söylemiş olalım işte ahlak evrensel bir boyut taşır. Felsefi açıdan başka e, dini açıdan ayrı ayrı tanımlanabilir ama onlara hiç girmeden evet. ahlak dediğimiz şey insan olma sanatıdır. İki boyutu vardır. Bilgi boyutu ahlakın ne olduğunu bilmek gerekir. İkinci boyut eylem boyutudur. Bilmek yetmez. Ahlaklı olmak gerekir. Burada şu cümleyle hemen sözümü noktalamış olayım. Ahlaksızlığın mazereti gerekçesi olmaz. Evet. Yani insan ahlaklı olmak durumundadır. Ahlaksızlığa mazeret aramak daha büyük bir ahlaksızlıktır. Kesinlikle hocam. Toplum ahlakının çöktüğü söyleniyor ama insan önce kendine bakmalı. Niye? Toplum bireylerden oluşuyor. Çok doğru. Bireyler kendini düzeltecek ki ahlakla düzelmiş olacak. Biraz önce sosyal medya dediğiniz zaman burada bu soruyu sormak istiyorum. Sosyal medya ahlakından bahsedebilir miyiz? Bence bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Ee... Yani orada benim kendi gözlemlerim tabii insan karşınızdaki insanı görmüyorsunuz. Çoğu zaman takma isimler kendi gerçek isminizle olmuyorsunuz. Bu insanların biraz bilinçaltını açığa vurmalarını kolaylaştırıyor. Oysa gerçek anlamda ahlaklı olmak dediğimiz şey insanın bilinçaltıyla bilinci arasındaki uyumu demektir. Evet. Yani e, hakikaten e, ahlaklı olmak bilinçaltımızdaki e, başkasına kötülük yapmayla ilgili düşünceleri de büyük ölçüde terbiye etmektir. Bilinçaltı terbiyesi bir anlamda ahlakın kökleri oradadır. Mesela ben hep şunu e, fark etmişimdir gözünü kırpmadan bir insana iftira edebilen bir insan gözünü kırpmadan fırsatını bulduğu zaman o insanı öldürebilir. Evet. Çünkü burada iki şey var. Yani bir zaten bir insana ağır bir iftira yaptığınız zaman ölmekten beter hale getirmiş oluyorsunuz. Onun dünyasını karartıyorsunuz. Yani bir tür onu öldürmek gibi bir hadise. Sadece ne oluyor? Fiziki, fiili ölüm gerçekleşmemiş oluyor ama hayatın yaşanılamaz, çekilemez hale gelmesi gerçekten felaketmiş. İşte sosyal medya bu bağlamda gerçekten pek çok insanın hayatını karartıyor. Mesela linç girişimleri oluşuyor sosyal medyada evet. ve işin en kötü yanını bence ahlaksızlığın en göz ardı edildiği yer anlamaksızın yargılamak. Yani sosyal medya bunu kolaylaştırıyor. Mesela bir tweet görüyor insanlar. Ya önce bir anlayacak kadar sabır gösterin, anlayın. Altına yapılan yorumlara bakın. Yüzde doksanı anlamaksızın yapılan yorumlar. Evet. Ya bir ön yargınız vardır. Ya da kıskançlıktan vardır. yapılan yorumlar. Kıskançlık vardır. Bakın burada birkaç tane ahlaksızlık Hı -hı. var. Bir anlamamak, anlamaya çalışmamak ahlaksızlıktır. Ne demek bu? Evet. Çünkü insan anlam varlığıdır. Sizin... Diğer insanlarla ilişkiniz anlam üzerinden gerçekleşir. Dolayısıyla anlamadığınız zaman kul hakkı yemiş olursunuz, ahlaksızlıktır. Anlamadığınız zaman gerçeğe aykırı iftira etmiş olursunuz, ahlaksızlıktır. Anlamadığınız zaman aslında bilerek yanlış yapmış olursunuz. Bakın bunların hepsi ahlaksızlık. O zaman sosyal medya ahlakı dediğimiz şeyin özünde ne olmalı? Yani sosyal medyada insanlar kendi gerçek kimlikleriyle aslında ortada olmalı. Yani evet. ben niye kimliğimi gizlemek ihtiyacı hissedeyim? Kimliğimi eğer gizlemek ihtiyacı hissediyor, hissediyor isem, ya korkularım vardır. Aslında korkunun olduğu yerde zaten bol bol iki yüzlü, üç yüzlü, dört yüzlü insan evet. tipi çıkar karşınıza. Korku hakimse münafıklık yaygın olur. E, münafıklık da ahlaksızlıktır din dilinde. E diğer açıdan ben niye kimliğimi gizleyeyim? Yani e, fikirlerimin arkasında durma cesaretim yoktur. Bakın fikirlerinizden korkuyorsunuz, düşüncelerinizden korkuyorsunuz, kimliğinizi gizliyorsunuz. Ben niye kimliğimi gizleyeyim? E açıkça bir şey söylediğim zaman birilerinin hedef tahtası haline gelmek gibi bir riskim vardır. Onu da söyleyeceğim ama bakın bunların hepsi çift yönlü. Bir yandan sosyal medyada bu sizin ahlaki problemleriniz var sosyal medya kullanıcısı olarak. İkincisi diğer sosyal medya kullanıcılarının da ahlaki problemi var demektir. Bunun üstesinden nasıl gelinebilir? Çok karmaşık değil. Herkes kendi kimliğiyle çıksın ortaya savunamayacağı fikirleri söylemesin ya da ben herhangi bir insanın yüzüne söyleyemeyeceğimi arkasından söylersem zaten gıybet yapmış olurum evet. yüzüne söyleyemeyeceğimi e, takma isimlerle söylersem bu aslında ahlaksızlık olur ya burada. İşte sosyal medya gerçek kimliklerle ve gerçekler üzerinden yürütülürse evet. o zaman bir anlam bir kazanır. Yediğimizi içtiğimizi paylaşırsak da yine aynı şekilde ahlaksızlıktan da bahsetmiş olabiliriz aslında. Ee, o kadar aç insan varken bence ya bana göre öyle açıkçası hocam. Yani ben sizi anladım da burada evet. aslında daha büyük bir problem var. E, sosyal medya e, bir tür... E, Kendisinden kaçan, kendisi, kendisiyle baş başa kalmaktan korkan insanlara evet. bir sığınak alanı sağlıyor. Beğenilme arzusu bir nevi aslında. Ee, şimdi burada Takdir beğenilme, görme. E, bakın aslında e, sosyal medyada kimse kimseyle ciddi olarak ilgilenmiyor. Evet. Sadece ilgilenirmiş gibi yapılıyor. Zaman, boşa zaman harcanıyor ve bunların hepsinin ahlaki boyutu olduğunu ben söyleyeyim. Evet. En çok ihmal edilen yer neresidir? Kul hakkı meselesi. Evet sosyal medyada da kul hakkını düşünmek durumundayız. Ee, onun ötesinde yani şunu düşünsek ya e, bana yakışmayan bir e, davranışı niye e, yapayım ki? Evet. Sosyal medyada da bu basit prensibi esas alsak ahlakın altın ilkesi burada işlemeye başlar. Nedir? Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma. Aslında bu Hazreti Peygamber'in dilinden e, hadis olarak çıkar karşımıza. Mümin insan herkesin elinden dilinden güvende olduğu insandır. Aslında bakın ahlakın altın kuralları bunlar. Çok hmm. da zor değil yani ben benim söylediğim söz sizi rahatsız edecekse ben söylediğim sözün farkındaysam niye sizi rahatsız edeceğim bir söz söyleyeyim ki? Çünkü sizi rahatsız etmeden önce o söz beni rahatsız etmeli. Yani duyduğumda rahatsız olacaksam Başkasına söylediğimde başkası da rahatsız olmuş olacak. Evet. Çok basit bir kural. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi sen başkasına yapma. Söyle sö sana söylendiğinde hoşlanmayacağın bir sözü başkasına kullanma. Aslında evet. insan ilişkilerinin de bence altın kurallarından birisi budur. Bu evet. ahlakın da altın kuralıdır. İnsan olmanın da altın kuralıdır. Keşke bunu eylemlerimize taşıyabilsek. Evet. O zaman insanların bu anlamayla ilgili Yanlış anlama dediğimiz iletişim kazaları da en aza iner. Evet. Bunlar çok önemli. Ağzınıza sağlık hocam. Günümüzün problemiydi sosyal medya. Bu konuya da değinmek istedim programın başında. E, doğru. Ise. Şimdi izleyicilerimizin sorularına yer verelim dilerseniz sonra devam edelim. Evet. İslam ahlakı hakkında bilgi verir misiniz? Hocam din ahlak ilişkisi nasıl anlaşılmalı? İyi huylu olmak ve bunu muhafaza edebilmek için ne yapmalı? Çocuklarımızın iyi bir ahlak olması için anne babalara neler önerirsiniz? Hocam Kur'an'da önce çıkartılacak e, kurucu hikayeleri nelerdir? İyi Müslüman olmak için güzel ahlak gerekiyor. Güzel ahlaka nasıl sahip olunur? Ahlak yaşayarak mı öğrenilir? Hocam diğer dinlerde ahlak kuruluşu nasıldır? Hocam Allah'ın ahlakıyla ağlanmak ne anlama gelir? Evet sorularımız bu şekilde hocam. O zaman şöyle başlayalım mı? İslam ahlakı hakkında bilgi verir misiniz bize? Evet yine izleyenlerimize teşekkür edelim. Güzel sorular sormuşlar. Umarım güzel cevaplar da almış olurlar. Evet. Şimdi İslam ahlakı, güzel ahlak... Bunu en güzel ifade eden Hazreti Peygamber'in bir sözüdür. Diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Şimdi biraz düşünelim. E, dinin en nihai amacı aslında güzel ahlaktır. Yani İslam dini Tanrıyla barışık, kendisiyle barışık, toplumla barışık insan tipini e, gerçekleştirmek için bir tür iyi insan olma projesidir. İslam'ın temelinde bu vardır. Din insan içindir ve insanı kendisiyle barışık insan kılmak içindir. İslam'ın bütün yaptırımlarına bakın, bütün ibadetlere bakın. Hepsinde bu temel amacı görebilirsiniz. E öyleyse İslam ahlakı dediğimizde karşımıza çıkan yine peygamberin bir uyarısıyla netleşen bir durum var. Diyor ki: Siz Allah'ı göremezsiniz. Ama Allah'ı görüyormuşçasına hayatınızı sürdürün. İhsandır bunun adı. Aslında güzel ahlakın kökünde bu vardır. Kur'an bize e, en temelde e, Allah'ın insana şah damarından daha yakın olduğunu söylüyor. Kur'an diyor ki Allah gözlerin hain bakışlarını bilir. Kur'an diyor ki iki kişi konuşuyorsa üçüncüsü Allah'tır. Bunların hepsini evet. yan yana getirin. Buradan çıkan sonuç nedir? Evet Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine inanıyorsak bizim insan olarak... Allah'tan gizleyeceğimiz hiçbir şey olmamalıdır. Daha açık bir ifadeyle, eğer ben gündelik hayatımda e, Allah'tan gizleyemeyi gizleyebileceğim bir şey olmadığını bilirsem, yapıp ettiklerimin en nihai aşamada Allah'a hesabını vermek durumunda olduğumu bilirsem, ki Kur'an bunu çok açık söyler, zerre kadar hayır işleyen karşılığını görecektir, zerre kadar kötülük yapan karşılığını görecektir. O zaman bu bilinç içinde yaşadığınız zaman işte İslam ahlakının en temel düsturları çıkar karşınıza. Bunu bir e, Ahkaf suresinde ve Fussilet suresinde e, Kur'an'ın özetlediğini e, çok açıklıkla ifade edebiliriz. Şöyle ki diyor ki Cenab-ı Hak <laughs> Rabbimiz Allah'tır deyip dosdoğru olanlar işte onlar cennetliktirler. Aslında İslam ahlakının özü, omurgası temeli bu işte. Dost doğru olmak. Her şey insanın dost doğru olmasını sağlamaya yönelik. Ve bu o kadar mühim bir hadise ki Hud suresinde Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e diyor ki فَاسْتَقِمْ kema umirte Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bakın burada birkaç ciddi anlam var. Bir, Cenab-ı Hak hem Hazreti Peygamber'den hem tüm Allah'ın varlığına inananlardan bir şey istiyor. Dost doğru olun. Cenab-ı Hakk'ın emri bu işte. Dost doğru olmak ve bu emir Hazreti Peygambere de özellikle söyleniyor ki Hazreti Peygamber zaten daha peygamber olmadan önce Muhammedül Emin diye biliniyor, tanınıyordu. Herkes onun inanılır, güvenilir olduğunu biliyordu. Ama üzgünüm günümüz Müslümanı Hazreti Peygamber'in sünnetine uymaktan söz ederken onun en başta gelen örnekliğinin işte inanılır, güvenilir olmak noktasında düğümlendiğini unutuyor. Yani bu çok mühim bir şey. Hazreti Peygamber bu e, güven timsali e, her şeyiyle örnek insan. Buna rağmen Cenab-ı Hak Hud suresinde diyor ki emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hazreti Peygamber de diyor ki bu ayet nazil olunca işte diyor beni Hud suresi ihtiyarlattı. Yani e, şimdi o Ahkaf suresinde dikkatimiz dikkat çektiğimiz e, dost doğru olmak e, istikamet üzere olmak Hazreti Peygamber'e yönelik vurguyla bütünleşince Peygamber'in işte benim belimi büken beni ihtiyarlatan ayet diye onun önemini vurgulaması gibi bir sonuç çıkıyor karşımıza. Bu yüzden de. İslam denildiği zaman insan İslam'ın esas aldığı insan güvenilir insandır, dost doğru insandır, adaletli insandır. Bakın bunlar söylemeye çalıştığımız güvenilirlik, adalet, dost doğru olmak Hazreti Peygamber'in örnekliğinde öne çıkıyor. Hazreti Peygamber bir adalet timsalidir. Gerçekten de bir bütün olarak hayatının tüm katmanlarında bunun örneklerini görebilirsiniz. Hazreti Peygamber ahlakının en yansıyan en güzel taraflarından birisini o inanılır güvenilir olma yönüyle peygamber olmadan önce de sergilemiş ama bu peygamber olduktan sonra en üst noktaya çıkmıştır. O yüzden de Kur'an'da peygamberin ahlakı övülür onun yüce bir ahlak üzere olduğu vurgulanır Mesela merhamet işte ahlakın en temel ilkelerinden birisidir evet. Burada ilginç bir şeye dikkat çekmek isterim Cenab-ı Hak Kur'an'da rahmetinin kendisine rahmeti yazdığından söz eder. Bu ne demektir? Aslında rahmet, merhamet bunlar Cenab-ı Hakk'ın varlığı var kılarken esas aldığı ilkelerdir. Dolayısıyla burada işte bu söylediklerimiz izleyenlerimizin sorularının bir kısmının cevabı olduğu gibi evet. Allah'ın ahlakıyla ahlak, ahlaklanmak sorusuna da cevap olacak oraya kadar gelelim. Şimdi Allah'tan hiçbir şey gizlemezseniz Cenab-ı Hakk'ın bizden istediklerini yerine getirirseniz dost doğru olursanız merhametli olursanız kul hakkı yemezseniz kimsenin kötülüğünü düşünmezseniz bunlar işte insanı insan yapan yüksek değerler. Cenab-ı Hak bunların Kur'an'da güzel özellikler olduğunu değişik vesilelerle bize anlatıyor ve bize diyor ki bir bütün halinde Ey insanoğlu, ven leyselil insani illa maaseah. İnsan için ancak çalıştığının hak ettiğinin karşılığı vardır. Buradan aslında iş ahlakına da geçiş yapabileceğiz evet. ama bu ayet çok gönlü olarak bizi uyarıyor. Yani ahlak hakkında doğru bilgi sahibi olacaksınız ve o doğru bilgi sahibi olduğunuz andan itibaren çünkü burada biz genelde ahlakın bilgi boyutunu ihmal ediyoruz. Evet doğru olan şudur. Ahlak o sıcak aile yuvasında yaşayarak öğrenilir. Ama yaşayarak öğrenmek ahlakın bilgi boyutunun olmadığı anlamına gelmez. Çünkü insan bilgi varlığıdır. Yani daha iyi yapabileceği işi iyi bilirse daha iyi yapabilir. Dolayısıyla burası da çok önemli. O zaman sözü çok uzatmadan evet. e, diyelim ki Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak Allah'ın istediği gibi bir insan olmak demektir. Allah nasıl bir insan ister? Kendisinden hiçbir şeyi gizlemeyeceğini bilen insan ister. Nasıl bir insan ister? Kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı başkasına yapmayan insan ister. Dost doğru olan, hiçbir koşulda adaletten taviz vermeyen insan ister. Burada mesela Kur'an uyarıyor bizi. Diyor ki annenizin babanızın aleyhine bile olsa doğru şahitlik yapın. adaletten sapmayın. o yüzden de e, ahlakın en temel kurucu ilkelerinden birisi dost doğru olmanın yanında adalettir. çünkü adaletsiz olursanız dost doğru olamazsınız. İşte evet. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak Allah'ın istediği gibi bir insan olmak demektir. Bunun içinde önce Kur'an'da Allah'ın nasıl bir insan istediğini e, öğreneceğiz. Kur'an bunun örnekleriyle dolu ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da en güzel örnek olarak usve-i hasene örnek aldığımızda Allah'ın istediği gibi bir insan olma imkanını kolayca bulabiliriz. Evet, ahlak eşittir Hazreti Muhammed diyebiliriz aslında bir nevi. Yani bu eşit ifadesi burada bizi yanıltabilir. Evet. Hazreti Muhammed en güzel ahlak örneğidir. Yani çünkü onun iki yönü var. Evet. Onun için eşitlik ifadesine biraz itiraz etmek ihtiyacı hissettim. Bir, peygamberlik yönü var. İki, bizim gibi bir insan. Beşeri evet. yönü var. Ve ahlak, beşeri yönüyle alakalıdır. Yani çünkü bize orada örnek oluyor. Peygamberliğiyle bizi ahlak konusunda bilgilendiriyor, uyarıyor. Ama beşeri yönüyle, insani yönüyle ...onun ahlakı çıkıyor karşımıza. Kaldı ki Kur'an peygamber olarak aynı zamanda onun ahlakını da inşa ediyor. Madem konuyu buraya taşıdık evet. örneğini vereyim o zaman. Mesela çok bilinen Abese suresinin ilk ayetleri. Çok ilginç bir ahlak, ahlaki ölçüyü bize kazandırıyor bu. Hazreti Peygamber Kureyş'in aristokratlarına İslam'ı anlatmaya çalışıyor... O sırada görme özürlü bir zat oraya yaklaşıyor. Tabi aristokrat kesim rahatsız oluyor. Ee, yani bu da nereden çıktı der gibi. Hazreti Peygamber de e, o insanlara İslam'ı anlatma çabasında o da galiba yüzünü buruşturmuş birazcık. Karşıdaki zat görme özürlü olmasına rağmen işte ayet iniyor. Abese ve tevella inca ekumül ama. Yani bu çok enteresan. Yani işte ben bunu bilinçaltı terbiyesi olarak yorumlamayı doğru buluyorum. Yani İslam öyle bir din ki insanın eğer gerçekten Müslümansa bilinçaltını da terbiye eden bir din. Evet. Buna buna çok ihtiyacımız var. Kesinlikle hocam. Şimdi ahlakın toplum cemiyet üzerindeki etkisinden de biraz bahsedelim. Toplum önemli, birey daha da önemli aslında. Hiç kuşkusuz ahlak aslında toplumsal bir meseledir. Evet. Şöyle ki. E ee, Tek başına dağda yaşayan bir insanın e, yani bir ahlaka ihtiyacı olmaz. Niye? Ahlak insanlar arası ilişkiler üzerinden ahlak olur. Çünkü burada e, başta demiştik ya yani kendimize yakışan davranışları gerçekleştirmek. Et kendi başınıza e, kimsenin hakkını yememiş olursunuz, kendi başınıza sözünüzde kimseyi incitemezsiniz biyolojik olarak var olmuş olursunuz ama unutmayalım insan toplum içinde yaşayarak insanlığını gerçekleştiren bir varlık Öyleyse birey olarak ahlaklı olmak toplum içinde yaşayarak ahlaklı olmak demektir o zaman toplumsal boyutta karşımıza birkaç önemli gerçeklik çıkar burada bazı ahlaki açıdan yani genelde ahlak dediğimiz şey toplumun, varlığını sürdürebilmesi için toplumsal akış içinde üretilen reflekslerdir bir kısmı. Yani şöyle örnek verelim. Karşınıza ya da sokakta yürürken birisinin küçücük bir çocuğu dövdüğünü düşünün. İnancınız evet. ne olursa olsun, cinsiyetiniz ne olursa olsun, dininiz ne olursa olsun eğer sizde azıcık insanlık varsa o çocuğun orada mağdur edilmesi ...bir şekilde hırpalanması sizi rahatsız etmeli. Ahlaki evet. düzeyiniz yüksekse o olaya müdahale etme imkanınız varsa edersiniz. En kötü ihtimalle polisi çağırırsınız ve o mağduriyetin daha az olması için destek sağlamaya çalışırsınız. Yani insan olmak işte bu noktada insan neslinin devamı noktasında böyle bir hassasiyet geliştiriyor. Şimdi burada mesele nedir? Küçük çocuklar hemen herkese sevimli gelir. Evet. Küçük çocuklar o masumdur, onlar günahsızdır. Onların e, böyle zarar görmesine, incitilmesine, e, ne bileyim hele hele öldürülmesine göz yummak, evet. bakın bu ahlaksızlıktır. Burada yani söylemeden geçemeyeceğim e, Müslüman coğrafyada Yemen hala kanayan yara. Evet. Ve Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor. Bu çok evet. acı bir şey. Yani bunun bence hiçbir izahı yok. Bu vesileyle bunu da e, aklımıza gelmişken tekrar hatırlatmış olalım. Büyük bir dram var. E, ve e, İslam coğrafyasında yaşanan savaşlardan, çatışmalardan en büyük zararı çocuklar görüyor, kadınlar görüyor. Evet. Yani Müslüman olarak bu bizim e, en ciddi manada utanmamızı gerektirecek en büyük ahlaksızlıklardan birisi aynı zamanda aslında suçtur. Evet. Yani belki biraz e, felsefi derinlik e, olacak ama suç, ahlaksızlık ve günah arasında bir doğru orantı vardır. Bunu unutmamak lazım. Graham Greel de şöyle demiş hocam aslında en büyük düşmanımız cahil insanlar değil. Okumuş ve ahlakı bozuk insanlardır demiş. Ne kadar doğru değil mi? Yani Hiroşima'yı atan, yani Hiroşima'ya bomba atan keşi bir bilim adamıydı. Şu an birçok insan ölüyor savaşlardan. Bu savaşların çıkartıldığı uluslara silah sağlayan kimler? Yine bu tarz insanlar. Yani okumuş insanlardan, ahlaksız insanlardan korkmamız gerekiyor. Şimdi tabii. E... Burada bilim, bilimin teknolojiye dönüşmesi, teknolojinin kullanması burada sorumluluk birden fazla. Şimdi burada aslında bir bilim ahlakından söz etmek lazım. Teknoloji evet. ahlakından söz etmek lazım. Ama bunlar büyük sorunlar. Yani aslında savaşın kendisi zaten kötü. Evet. Savaş da... Masum insanların ölümüne yol açan her şey daha büyük bir kötülük. Elinde silah olmayan yani birbiriyle savaşmayan toplumlarda masum insanları öldüren kişiler en büyük ahlaksızlardır diyebiliriz aslında. Burada bir sakıncası yok ben de aynı kanaattayım. Yani bir tek masum insanın bile öldürülmesi izahı mümkün olmayan evet. bir şeydir. O yüzden Kur'an gerçekten ciddi bir şekilde uyarıyor. Diyor ki bir tek insanın haksız yere öldürülmesi tüm insanlığın öldürülmesi gibidir. Bunun tersi de doğru. İslam'ın hayatı esas alan bir din olması da buralardan kaynaklanıyor. Bir tek insanın diyor hayat bulması tüm insanlığın hayat bulması gibidir. Ne kadar muhteşem bir ilke. Yani İslam coğrafyasında Müslümanların ölmeye, öldürmeye bu kadar teşne olduğu bir zaman diliminde çocukların Masum insanların, kadınların öldüğü, öldürüldüğü bir coğrafyada bizim Allah katından geldiğine inandığımız kitap bizi böyle uyarıyor. Bence bunları işte yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Evet ahlak e, en temelde bireyi ilgilendirir. Şöyle ki birey ahlaklı olur ya da olmaz. Ama evet. toplum siz de ona dikkat çektiniz bireylerden oluşuyor. Bu yüzden de Kur'an Ra'd suresinde diyor ki bir toplum kendisini değiştirmedikçe... Allah o toplumu değiştirmez. Eğer toplumda ahlaksızlıktan şikayetimiz varsa hiç şikayet etmeyelim. Önce kendimiz ahlaklı olalım. Evet. Çocuklarımızın ahlaklı olmasını istiyor muyuz? Önce kendimiz ahlakımızla onlara örnek olalım. Bu kadar yani bunlar çok karmaşık şeyler evet. değil ve şunu kabul edelim. Bu bir bilim adamının tespitidir. İnsanlığın diyor bilimde, teknolojide gelişmesi Ahlakta gelişmesiyle paralel olmamıştır. Evet. Yani e, bu hatta bir kızıl derili sözü diyor ki e, teknoloji gelişmeler hep öne geçti ruhumuz arkada kaldı. Çok güzel şeyler söylüyor. Yani pek çok gelişme var güç artışı var ama o artışa paralel olarak insanlığın ahlaki düzeyi çok da gelişmiyor. Orada bir açmaz var e, ama bunun üstesinden nasıl gelinebilir? Bunun üstesinden birey olarak ahlaklı olunarak gelinebilir. Tepeden inme zorlayarak toplumları ahlaklı yapamazsınız. Ama ne olur? Siz devlet olarak hukuku işletirsiniz. Hangi devlet olursa olsun adaletsizliği, adalet adaleti hakim kılarsınız ve suçlu yaptığıyla kalmaz, cezasını bulur. Suçluyu da adaletlice cezalandırdığınız zaman suç ahlak yani ahlaksızlığın suça evrilmesinin önüne geçilmiş olur. Evet. Hocam burada bir VTR'miz olacak. Dinlerdeki ortak ahlak ilkeleri nelerdir diye Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Baki Adam Beyefendi'ye bir soru sormuştuk. Dilerseniz onu bir dinleyelim sonrasında devam edelim. Evet. Dinlerin temel amacı e, insanları ahlaklı yapmaktır. Çünkü ahlak e, insanın en temel özüdür. Bu bakımdan bütün din kurucuları, peygamberler insanları ahlaklı olmak için bir takım ilkeler ortaya koymuşlardır. Mesela bunların başında doğru olmak, dürüst olmak gerekir. E, Budizmin kurucusu Buta'dan e, Yahudiliğin peygamberi Musa'ya, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed'e kadar... Bütün din kurucular, peygamberler insanları en başta doğru dürüst olmayı davet etmişlerdir. Ee, örneğin mesela Budizm'in e, kurucusu Buddha, hayatın her alanında doğru olmayı ilke olarak insanlara sunmuş. Eğer insan düşüncesinde, niyetlerinde, işlerinde ve çalıştığı meslekte doğru dürüst olursa ee, o zaman hayatın amacını gerçekleştirebileceğini söylemiş ve e, mutlak anlamda da e, mutlu olacağını e, söylemiş. Örneğin e, Hazreti Peygamber'in de e, bu konuda hadisleri var. Kur'an-ı Kerim'de de e, mesela "Festagim kema ümirte" yani emr olunduğun şekilde dost doğru, dürüst ol" ayeti vardır ki Hz. Muhammed beni bu ayet ihtiyarlattı şeklinde bir hadis de e, söylemiştir. Bu bakımdan yani doğruluk, dürüstlük e, dinlerde en temel ahlak ilkelerinin başında gelir. Bunun baş, e, dışında en önemli ahlak ilkesi e, dinlerde temel ahl e, altın kural olarak da bilinen bir ilkedir. O da nedir? Başkasına zarar vermemek. Mesela Tevrat'ta vardır bu, Hint kutsal metinlerinde vardır. Efendim İncil'de vardır sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma veyahut da sana yapılmasını istenilen şeyi başkasına yap. Bizim halk arasında önce iğneyi kendine batır, sonra da çuvalı başkasına batır şeklinde bu ne yapılmıştır? Bir atasözü haline de getirilmiştir. Bunun dışında öldürmemek, zaten başkasına zarar vermemenin içerisinde bu var. Başkasının namusuna göz dikmemek, zina etmemek en temel ahlak ilkelerinin başındadır bu Budizmin temel ilkelerinde de var, Cainizmin temel ilkelerinde de var, Hinduizmin temel ilkelerinde ve İran dinlerinden Zerdüştelik'te de bunu görüyoruz. Yani bu bakımdan baktığımızda bütün dinlerde doğru olmak, yalan söylememek ki doğruluğun içerisindedir, başkasının canına kastetmemek, öldürmemek, hırsızlık yapmamak, mülkiyet hakkını korumak, bunun dışında işte namusu korumak biraz önce söylediğimiz gibi, bunlar en başta gelen dinlerin insanlara sunduğu temel ahlak ilkeler. Bu bakımdan dinle ahlak arasında birebir önemli bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Baki hocamıza çok teşekkür ederiz. Hocam Hazreti Mevlana şöyle bir söz söylemiş. Bütün cihanı dolaştım. Güzel bir ahlaktan daha üstün bir liyakat bulamadım. Evet güzel demiş. Evet. <laughs> Peki siz neler söylemek istersiniz dinlerdeki ortak ahlak ilkelerinde ilgili? Ee, Baki hoca çok güzel özetlemiş. Ee, burada aslında Hazreti Musa'nın o meşhur on emir e, içinde bunlar vardır. E, Kur'an'da İsra suresinde e, çok güzel e, bunlar sıralanmış. Hepsini bak gözü birkaç cümleyle derli toplu bize kazandırmış. Evet. Yani burada e, Hazreti Peygamber'in hani programın başında söylemiştik. İnne ma buistu li ütemmime mekarimel ahlak diye. Evet, diyor efendim. ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani İslam'ın en son, en mükemmel din olması, güzel ahlakın da İslamla birlikte en mükemmel şekline ulaştığı anlamına geliyor bu. İşte burada tüm dinlerde olması bir başka açıdan ufuk açıcı bir hadise. Yani ne demek bu? Din dediğimiz hadise. Tarihsel akış içerisinde insanın daha iyi insan olmasını sağlamak için var olan bir kurumsal yapı ve büyük dinler Cenab-ı Hak'tan gelen vahiler etrafında şekilleniyor. Şimdi burada işte dost doğru olmak, bakın sadece İslam'ın İslam ahlakının kurucu ilkesi değil, dost doğru olmak Hinduizm'de de var, Budizm'de de var, Yahudilikte de var, Hristiyanlıkta da var. O zaman buradan sadece dost doğru olmak ilkesi üzerinden şöyle bir e, yorum yapmak mümkün. Hangi e, dine, hangi ırka mensup olursanız olun, insan olmak gibi bir derdiniz varsa dost doğru olmak sizin olmazsa olmaz ilk temel ilkenizdir. İşte bakın İslam söz konusu olunca bu çok gönlü e, böyle dallanıp budaklanıyor sözde, sözde dost doğru olmak, yalan söylememek, özde dost doğru olmak ben buna bilinçaltı terbiyesi demiştim. Yani e, sadece sö söyledikleriniz, yaptıklarınız değil bilinçaltınız da e, Allah'ı görüyormuşçasına e, inşa edilmiş olacak. İşte dost doğru olmak, iş ahlakı dediğimiz şey bu. Mesela bugün sık konuşuluyor efendim iş yerinde mobbing, bu, evet. bu ahlaksızlıktır. Yani nereden bakarsanız bakın. Ha, aynı zamanda suçtur. Ee, yani bazı ahlaksızlıklar aynı zamanda günahtır ve suçtur. bura aralarındaki geçişlilikler ayrı bir konu. Mesela iş ahlakında öne çıkan pek çok unsur var. Nedir? Ne üretirseniz üretin. Ee, ürettiğiniz her şey insanlığın faydasına olacak. Başka? Ürettiğiniz her şey helal yoldan üretilmiş olacak. Aslında helal haram kavramına küçücük bir açılım getirelim. Bir şey üretiyorsunuz ve çevre kirliliğine yol açıyorsunuz. Aslında bu haram üretim demektir. Sizin yani e, haram demek sadece başkasına ait bir şeyi yemek demek değil. Evet o da haramdır, hırsızlıktır, bir başkasının malını yemek, bir başkasının elindeki şeyi tüketmek, onun izni olmadan. Evet bu ahlaksızlıktır ama daha büyük bir şey de çıkıyor karşınızda. Üretimde çevre kirliliğine yol açmak. Bakın hem ahlaksızlıktır hem suçtur hem günahtır bu. Başka? Kaliteden ödün vermek. ya Bizim ahilik diye gerçekten harika bir sivil toplum örgütümüz var. Geçmişte muhteşem işler yapmış ve burada mesela ne var ahillikte? Üretim planlaması var. Evet. Ahillikte hatta bir deyim e, bu ahlaki boyutta çok güzeldir. Pabucun dama atılması diye duydunuz mu bilmem. Evet. Bu çok güzel bir deyimdir. E, pabucun dama atılması e, iş ahlakında e, uyarılan e, işte ayakkabı üretiyor insan ama ama e, Ayakkabıda kullandığı malzemeden çalıyor. Kaliteli malzemeyle ayakkabı kullan yapmıyor. Bir süre sonra sorunlar çıkıyor. İşte esnaf teşkilatının ileri gelenleri toplanıyor. Diyorlar ki bu adamı uyaralım. Uyarıyorlar. İkinci defa uyarıyorlar. Adamın ıslah olmak gibi e, yani üretimde kaliteyi öne çıkartmak, e, kalitesizliğinde kul hakkı olduğunu fark etmek gibi bir derdi yoksa toplanıyor e, ahiler o adamı ayakkabı üretmekten ticaretten men ediyor İşte sembol olarak da pabucu dama atılıyor pabucun dama atılması evet, daha çok kadar. böyle ailede çocuklar üzerinde söylenir işte ha, kardeşi olunca pabucun dama atıldı gibisinden evet. ama asıl söz buradan geliyor i̇şte tabii bazı ki bu tür deyimler çok güzel bunların kökenlerine inmek onları hmm. daha da anlamlı kılıyor yani burada bakın ahlaki bir boyut çıktı karşımıza. Evet. Mesela Alevi Bektaşi gelenekte düşkün ilan edilmek bu da aynı şeydir. Yani yine toplumsal boyutla alakalı ahlaksızlık yapıyor insanlar. Başkalarına çok zarar veriyor. E bir tür o insanın diğer insanlara zarar vermesi engelleniyor. Düşkün ilan etmek evet. denilen şey budur işte. Mesela Çankırı yöresinde İç Anadolu'da yaran teşkilatında ocaktan atılma vardır. Aynı evet. şey bu üç kavram toplumsal ahlakla iş ahlakıyla diğer insanlara zarar verip vermemekle ilgilidir ve cezasını toplum veriyor bunların. Yani toplum o insanla irtibatını azaltıyor. O insanın cenazesine katılmıyor, düğününe katılmıyor ve amaç ne? Onların ahlaklı olmasını, ahlaksızlıklarının da başka insanlara zarar vermesini önlemek. O evet. yüzden işte bakın burada sadece dost doğru olmaktan yola çıktık. Toplumsal boyutla ilgili bu cümleleri kurmak ihtiyacı hissettik. Peki burada mesela çalıp çırpma, çalma meselesi tüm dinlerde ortak özellik bu. Evet. Yani e, on emirin e, birisi çalmaktır, başkasına ait. Peki şimdi çalmak e, fiilen birisinin e, bahçesinden elma e, çalmak, portakal çalmak, çalmaktır. Evet. Ama aynı zamanda bankayı hortumlamak da çalmaktır. Yani bir, bir şekilde... E, ne bileyim aslında çalmak bir başkasının hakkını elinden almaktır. Eğer siz diyelim ki istihdam iş birine iş vereceksiniz, imkanınız var. Hak edeni oraya getirmemek de çalmaktır, ahlaksızlıktır. Evet. O yüzden sosyal hayatta İslam'ın öne çıkarttığı ehliyet ve liyakat hem ahlak ilkesidir hem sorumluluk ilkesidir. Bunlar birbirle çok önemli. Evet hocam, süremizin sonuna yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Ahlakın temeli çocukken atılır diyor uzmanlar. Şimdi ahlaki eğitim ailede mi başlar diye son bir soruyu da size yöneltmek istiyorum açıkçası. Evet, demek ki ahlakla ilgili daha çok konuşmamız çok, gerekecek. Evet, çok. Çünkü benim aldığım notların bir kısmı daha duruyor evet. ahlakla alakalı. Şimdi e, ahlakın en temel e, özelliği nedir? E, sosyal hayatın akışı içinde insanın öğrenmesidir. En güzel boyut yaşayarak ahlakı öğrenmektir. Daha önceki programlarımızda Rum Suresi'ndeki eşler arasında oluşan sevgiye dikkat çekmiştik. Evet. Aslında işte ahlak o sevgi atmosferinde anne babanın e, aile büyüklerinin o e, fevkalade e, sağlıklı birbirleriyle olan ilişkilerinde insani hassasiyetlerin yüksek olduğu davranışı çocuklar o sevgi atmosferinde teneffüs ederek öğrenirlerse ahlaklı olma imkanları her zaman daha kolay olur. Ve o yüzden de ben şöyle düşünüyorum eğer aile çok güçlüyse anne babanın bu sevgisi saygısı yaratıcı boyut taşıyorsa çocuklar Yanlış yapabilirler, düşebilirler, yıkılabilirler ama o sevgi yumağı onların e, telafisi mümkün olmayan hatalardan uzak durmasını sağlar. Evet. Ve aile kucağının kendilerine açık olduğunu bilirlerse yaptıkları ahlaksızlıkların farkına varır ve yapmazlar. E, yaptıkları yanlışlardan çok daha kolay sıyrılırlar. İşte bakın aile bu bağlamda çok önemli. Evet. Gerçekten de aile ahlakın tohumları aile hayatı içerisinde o sevgi atmosferinde çocukların bünyesinde yaşarmaya başlarsa ya ufak tefek yanlış yapabilirler ama evet. bırakın güvenin çocuklara. Onlar sonunda doğruyu bulurlar. Örneğin hocam mesela çocuğumuz bir hata yaptı, geldi yanımıza. işte anne baba özür dilerim, bir daha yapmayacağım. Şöyle bir hata yaptım. Ama biz ne yaparız bazı kesimlerde? işte hemen kızmaya başlarız. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Hatta daha ileri bir boyutu dayak, tokat atmaya bile gidebilir. Ama bu aslında çocuğumuza verdiğimiz tepki kaderini de oluşturuyor. O yüzden hani ilk geldiği zaman teşekkür ederiz doğruyu söylediğin için. Ama keşke şöyle yapsaydın şeklinde öğretici bir şekilde yaklaşırsak. Bu da ahlaki açıdan aslında nasıl gelişeceğini de gösteriyor bize. Bence de çok önemli yani e, Kur'an, cezalarda bile adaletli olunmasını ister. Burada çocuk bir hata yapmıştır. Biz meseleye şöyle bakmak durumundayız. Bu çocuğun yaptığı hata hemen hemen herkesin benzer hatalar yaptığını bilirsek, herkesin yaptığı türden bir hata ise deneme yanılma yoluyla öğrenmek için bir hata yapmışsa bunları anlayışla karşılamak lazım. Evet. Buradaki kritik eşik şurasıdır. Çocuğun yaptığı yanlışın yanlış olduğunu çocuğa hissettirmek lazım ceza gerektiriyorsa çocuk ben bu cezayı hak ettim dediği zaman o cezadan ders çıkartabilir. Evet. Ama sizin tepkiniz, sizin çocuğa vereceğiniz ceza çocuğun dünyasında ben bu cezayı hak etmedim algısını oluşturursa çocuk aynı yanlışı yapmaya devam edebilir. Evet, çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Güzel bir evet. program oldu yine. Evet, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Onat Hocamla birlikte yine güzel bir program gerçekleştirdik. Dedik ki para güzel ahlakla helal yokma sayılır. Dünya nimeti güzel ahlakla huzur vermekte. Ahiret nimeti de yine güzel ahlakla saadet vermektedir. Bugün İslam ve ahlak konusunu ele aldık. Bir başka geçmişten günümüze programında buluşmak dileğiyle hoşçakalın.